Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz dosya sekmesi. Dosya sekmesinde neler var? Tek tek bu butonları inceleyeceğiz. Şimdi dosya giriş kısmının hemen sol tarafında bulunan kısımda bulunuyor gördüğünüz gibi. Dosya direkt tıkladığınızda bilgi adı altındaki menü karşınıza geliyor. Bunun içerisinde bilgi kısmında sizin dosyanızın boyutu, sayfa sayısı, sözcük sayısı, başlıklar, etiketlemeler, açıklamalar, hangi tarihlerde ne gibi işlemler yapılmış, son değiştirme tarihi gibi birçok işlem yer almakta. Daha sonrasında ilk Word dosyasını açan, yazan kişi ve sonradan değiştiren kişiler gibi isimleri gösteriyor. Burada ilgili belgeyle ilgili tüm özellikleri göster dediğinizde de yine detayları açılıyor arkadaşlar. Şimdi bilgi kısmına geldik. Sol tarafta gördüğünüz gibi 3 tane seçenek karşımıza geliyor. Belgeyi koruma, sorunları denetle, sürümleri yönet. Bunların içerisinde neler var? İzinler derken ne demek istiyor? Bu belgenin tüm bölümlerini herkes açabilir, kopyalayabilir ve değiştirebilir. Son olarak işaretle, parola ile şifrele, düzenlemeyi kısıtla, kişilere göre izinleri kısıtla ve dijital imza gibi seçenekler mevcut. Bunları daha detaylı daha sonrasında göstereceğim sizlere fakat şöyle bir hızlıca üzerinden geçelim. Son olarak işaretle kısmında okuyucuların belgenin son halini aldığı ve bilmesini sağlayacağınız salt okunur kısmı var burada. Daha sonrasında ise parola ile şifrele kısmı var. Burada da Word dosyamızı bir şekilde şifre koyarak kimsenin sadece kendinizin açmanızı istediğiniz zaman bu özelliği kullanabilirsiniz. Düzenlemeyi kısıtla var. Belgenin sadece bir bölümünü kısıtlayabiliyorsunuz. Kişilere göre izinleri kısıtla var. Kişilere erişim izin ver ancak düzenleme, kopyalama veya yazdırma yeteneklerini kaldır demek istiyor burada. Daha sonrasında en sonunda bulunan dijital imza sizin bir görünmeyen dijital imza kısmını ekleyebileceğiniz yeri ifade ediyor. Şimdi daha sonra sorunları denetle kısmı var. Burası paylaşmadan önce aşağıdaki içerikleri dikkate alıyorsunuz. Şuradaki belge özellikleri, yazarın adı ve tarihler, alt bilgiler, özel XML verileri, engelli kişilerin okuyamayacağı içerikler gibi burada sorunları denetleyebiliyorsunuz. Belgeyi incele, erişebilirliği denetle ve uyumu denetle şeklinde seçenekler mevcut. Sürümler kısmı var. Bu sürümler kısmında da mesela siz bir çalışma yaptınız. Yaptığınız çalışmayı kaydetmediniz. Burada kaydedilmemiş belgeleri kurtarma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında burada ilk başa geldiğimde kaydet seçeneği var. Kaydet seçeneği Ctrl S tuşlarıyla da ulaşabileceğiniz bir yer. Burada direkt belgeyi kaydedebilirsiniz. Farklı kaydet birçok kişinin bileceği gibi kaydetme seçeneğindeki farklı kaydet seçeneğiyle hem dosya biçimini şu şekilde göstereyim hem de dosyanın adını değiştirebileceğiniz bir yer. Bakın burada kayıt türünü değiştirebilirsiniz. Buradan yine dosyanın ismini değiştirebilirsiniz. Kaydet tuşuna bastığınızda da kaydolur. Sol taraftan da isterseniz bunu istediğiniz bir yere kaydetme şansınız var. Masa üstüne bir klasör açarsınız veya başka yere bunu o şekilde de kaydedebilirsiniz. Aç dosyayı aç kapat şeklinde ve en son işlemler kısmına geldiğimde en son hangi işlemleri yaptıysanız Word'de bunları gösterecektir. Sağ tarafta son yerler dediği yerde ise kaydedilmemiş belgeler var bakın burada. Bu şekilde kayıtların nerede olduğunu gösteriyor. Daha sonrasında yeni seçeneği geliyor. Burada kullanılabilir şablonlar mevcut. Boş belge, son şablon, örnek şablon gibi birçok seçenek burada var. Şu şekilde de boş bir belge oluşturabiliyorsunuz. Yazdır seçeneğime geldiğinde ise tamamen burası sizin yazdırma ayarlarınız, yazıcınızla alakalı bir yerimiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi yazıcı kısmını buradan seçebiliyorsunuz.
hangi yazıcıyı seçecekseniz buradan oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra üst tarafta kopyala kısmı var. Buradan da istediğiniz kadar kopya alabiliyorsunuz. İsterseniz buraya elinizle de yazabilirsiniz bu şekilde. Ayarlar kısmına geldiğimde ise tüm sayfaları yazdır, geçerli sayfayı yazdır, özel aralıklı yazdır gibi birçok seçenek mevcut. Bazen çıktı alacağımız zaman diyoruz ki mesela sadece işte 5 ile 10 arasını yazdır gibi seçenekler kullanabiliyoruz. Veya sadece 7. sayfayı yazdır gibi seçeneklerle bunu ayarlayabiliyoruz. Daha sonrasında ise tek düze yazdır seçeneği var. Yalnızca sayfanın bir yüzüne yazdır. Bir de iki yüze yazdır. İkinci yüzü yazdırılması istendiğinde kağıdı yeniden yükle seçeneği mevcut. Harmanlanmış da yine farklı şekillerde yazdırma metotları kullanabilirsiniz. Dikey ve yatay olarak gördüğünüz gibi sağ tarafta ön izlemesinde göreceksiniz. Bu şekilde kağıdınızda yazdırma seçeneğiniz çıkıyor. A4 burada kağıt boyutuyla alakalı bir durum. Genelde varsayılan olarak A4 kısmı seçili durumdadır. İsterseniz bunu da değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok boyut burada mevcut. Tüm sayfa boyutları dediğinizde ise buradan yine sayfaları ayarlayabilirsiniz. Özel boyut da oluşturabilirsiniz kendiniz. Daha sonra özel kenar boşluklarımız var. Buradan da kenar boşluklarını kendiniz gördüğünüz gibi sağ tarafta dar veya normal veya kendi istediğiniz şekilde şu şekilde sağ tarafta yine ön izlemeden görüyorsunuz. Gösterebiliyorsunuz bu şekilde. İsterseniz de buradan yine son özel ayarlarınız demiş. Sol 3 santim, sağ 3 santim şeklinde detaylı olarak göstermiş. En son seçeneğe geldiğim zaman sayfa yaprak kısmı var. Yani bir yaprağa kaç sayfa yazdıracağım konusunda bana burada yol gösteriyor. Mesela şimdi 2 sayfa yaptığınız zaman bir yaprakta 2 tane. Şu an mesela bir yaprakta 4 sayfa gibi bu şekilde seçeneklerle çok rahat bir şekilde slaytlarınızı, word'lerinizi çıktı alabilirsiniz. Kaydet ve gönder seçeneği var gördüğünüz gibi burada. Bu kısma geldiğimde ise e-posta olarak, e-postayı kullanarak gönderebiliyorsunuz. Bakın PDF olarak, XPS olarak, internet, fax olarak çeşitli yöntemlerle bunları gönderebilirsiniz. Daha sonrasında ise web'e kaydet kısmı var. Yine buradan da bu belgeyi herhangi bir bilgisayardan erişmek veya diğer kişilerle paylaşmak için bunu kullanabilirsiniz. SharePoint var. Bunu da aynı şekilde diğer kişilerle SharePoint kısmındaki paylaş kısmından gönderebilirsiniz. Farklı kaydet yapabilirsiniz. Daha sonrasında web günlüğü postası var. Geçerli belgeyi kullanarak yeni bir web günlüğü oluşturabilirsiniz. Web günlüğü oluşturmak için içeriye webde veya şirketinizde yayınlamak için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Şimdi daha sonrasında dosya türünü değiştirebilirsiniz. Şu sağ tarafta gördüğünüz gibi birçok dosya türü var. Word, 97-2003, şablonlar kısmı falan gibi birçok kısım karşınıza gelmektedir. Diğer dosya biçimleri de burada görülmektedir. PDF, XPS belgesinde buradan oluşturabilirsiniz. Yardım metnine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi şimdi şuraya tıkladığında yardım kısmı gelecek. Tıklayalım, geri kapatırız isterseniz. Hemen gördüğünüz gibi bir Word'de yardım kısmı var. Buraya hangi konuda sıkıntı yaşıyorsanız buradan birçok konuya ulaşabilirsiniz. Mesela tablo ekleme dedim. Hemen tablo ekleme ile alakalı nasıl yapılacağı konusunda çok detaylı bir şekilde gayet güzel bir şekilde size yol gösteriyor gördüğünüz gibi. Resimleriyle, bağlantılarıyla bütün bileşenlere buradan ulaşabilirsiniz. Yardım kısmına tekrar geliyorum. Şu sağ tarafta da burada sizin Word'ünüzün etkinleştirip etkinleştirilmediği yazmakta. Yani burada sizin sürümünüzün kayıtlı veya kayıtlı olmadığını göstermekte. Bakın bende ürün etkinleştirildi yazıyor.
Seçenekler kısmına geldiğinde ise burada birçok Word ile ilgili kısıtlamalar, kullanıcı adı, yani burada yazar kısmı var mesela. Bunu buradan değiştirebilirsiniz. Bu şekilde oluşturabilirsiniz baş harfler şeklinde. Burada görüntü, mesela paragraf işaretleri kısmı var. Bunların burada biçimlendirmelerin Word'de görünmesini istiyorsanız buradan işaret koyabilirsiniz ki bu çok fazla kullanılan işaretlerden birisidir. Burada yazım denetlemenin çok detaylarına inebilirsiniz. Kaydetme seçeneklerine bakabilirsiniz. Buradan yeni diller ekleyebilirsiniz. Gelişmiş ayarlar kısmı var. Bakın burada hızlı erişim araç çubuğunu daha önce anlatmıştık. Buradan onlara ulaşıp kaldırabilirsiniz. Güvenlik merkezinde de yine buradaki gerekli yardımlara ulaşabilirsiniz. Ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Güvenlik merkez ayarlarını. Korumalı görünüm kısımlarındaki ayarları da buradan tek tek okuyup işinize yarayacak şekilde ayarlarını uygulayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar.